...spikerlerinden polis memuru... bin Usta. Polis memuru Haluk Polat Sayın Cumhurbaşkanım... ...saygıdeğer konuklar... ...Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi... ...2016-2017 mezuniyet törenine... ...hepiniz hoş geldiniz... ...şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım... ...saygıdeğer konuklar... ...sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...ve aziz şehitlerimizin... ...manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Yolaa konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar. Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nin 2017 yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce bu vatan için can vermiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bir eğitim kurumunun en önemli mutlu anı mezuniyet törenidir. Milletin evinde yapılan bu mezuniyet törenimizde bizi yalnız bırakmadığınız için Polis Akademisi çalışanları ve öğrencileri adına çok teşekkür ediyorum. Bugün eğitimlerine Polis Hamile Eğitim Merkezi'nde Ekim 2016 tarihinde başlayan üniversite mezunları arasından seçtiğimiz 188 kadın, 1671 erkek toplam 1859 komiser yardımcısı mezun ediyoruz. Komiser yardımcılarımız bir yıllık zorlu eğitimleri sürecinde ilk kademe amirlik eğitimi aldılar. Bunun yanında yöneticilik nosyonu kazanmaları için güvenlik yönetimi alanında tesis yüksek sans yaptılar. Komiser yardımcılarının mezun olduğu polis amirleri eğitim merkezi 2015 yılında emniyet teşkilatının ilk kademe amir ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Merkeze lisans mezunlarından hem sivil hem de polis memurları arasından konser yardımcısı adayı alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, desteğiniz ve yönlendirmenizle yaptığımız polis eğitimindeki bu reform sonucu polis akademisi ciddi kurum ve zihniyet değişimi geçirmiştir. Önceden çocuk yaşta başlayan 8 yıl gibi uzun süren İlk kademe ilk kademe amir eğitimi vardı. Polis Koleji ve Güvenlik Bilimleri Fakültesinin kapanması ve onun yerine Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nin kurulması ile ülkenin yetişmiş insan kaynağı arasından seçilen adaylara demokratik ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi daha kısa sürede profesyonel bir eğitim verilmeye başlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, eski eğitim sistemi kapalı toplumdan izole bir eğitim içeriyordu. Eski sistem <laughs> Eski sistem bürokratik vesayet anlayışını merkeze alan, kendilerini toplumdan ayrı gören ve seçilmişleri küsümseyen amirler yetiştirebiliyordu. Ayrıca bu kapalı yapı FETÖ gibi marjinal, radikal grupların eline geçtiğinde kolaylıkla adam devşirebilecekleri bir yapı içeriyordu. Nitekim bu eski sistemin ürünleri 7 Şubat ve 17-25 Aralık darbe girişimlerini yapmaya çalışmışlardır. Bu sistemden mezun olanların ekseriyeti 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilmişlerdir. Desteğinizle ise gerçekleştirdiğimiz <laughs> polis eğitimindeki reform insan hak ve hukukunun korunmasını temel ilke edinen, toplum merkezli bir bakış açısına sahip, sadece sivil otoriteye itaatkar polisler yetiştirmeyi mümkün kılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz'da tüm ülkemizi işgale kalkan Fethullahçı terör örgütü, önce polis akademisi gibi kurumlarımızı kontrol etmeye çalışmıştı. Mayıs 2014'ten itibaren Polis Akademisi'ni baştan aşağı yenilemek suretiyle FETÖ'cüleri tamamen temizledik. Daha yetkin yeni öğretim ve idareci kadrosu oluşturduk. Ayrıca herhangi bir grubun ve kesimin etkin olamadığı bir yapı kurduk. Polis olmayı hak eden milletimizin tüm evlatlarına kapılarının açık olduğu bir okul haline geldik. Hedef kitlemiz ise ülkemizin yetişmiş insan kaynağı olan kişiliği oturmuş, hayattan ne istediğini bilen, milli irade ve egemenliğimiz için zararlı grupların kolayca değiştiremeyeceği üniversite mezunları olmuştur. Hızla ihtiyaç duyulan genç, amir ve memur eğitmeye başladık. Görevde bulunduğumuz 300 zarfında toplam 7350 komiser yardımcısı mezun edip emniyet teşkilatımıza katmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 38 binin üzerinde polis memuru mezun ederek teşkilatımıza kattık. Böylece toplamda 3 yıl zarfında 45 bin rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonunda bu rakam 55 bini geçecektir. Akademi bünyesinde şu anda 23 bin öğrenci eğitim görmektedir. Hedefimiz 2018 sonunda 10 bini komiser yardımcısı ve 70 bini polis memuru olmak üzere toplamda 80 bin sayısına ulaşmaktır. Kurumsal anlamdaki tecrübemiz ve üyesi ve yöneticisi olduğumuz Uluslararası Polis Eğitim Birliklerinden elde ettiğimiz birikim ile şu an en iyi polis eğitimlerinden birisini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz milletimizin irfanıyla yoğrulmuş mezun ettiğimiz komiser yardımcıları aldıkları eğitim ile yıldız olup al bayrağın üzerine düşmek için can atmaktadırlar. Tekrardan katıl, katılımlarınızdan dolayı zaten devletlerinize şükranlarımızı sula, şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarım. Konuşmalarından dolayı Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Yılmaz Çolak'a teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami Altınoğlu arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk derece amirlik eğitimini tamamlayan 1859 gencimizin mezuniyetleri münasebetiyle Bizleri kabulünüzden dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, tarih boyunca etrafındaki milletlere adaletli davranmasıyla örnek olmuş ve halen de mazlum milletlerin umudu olan Türk milleti birçok ihanete maruz kalmıştır. Maalesef bizim evlatlarımız sandığımız hainler de bu ihanetlerin içerisinde yer almakta alçaklığa cüret etmişlerdir. 17-25 Aralık ile başlayan ve tarihimizde gördüğümüz ihanetlerin en ağırını yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi ile devam eden süreçte zat-ı feraseti ve önderliğinde hükümetimizin kararlı tavrı milletimizin iradesine sahip çıkarak meydanlara doldurması, polisimiz ve ordumuzun içerisindeki gerçek vatan evlatlarımız ile akıl yoksunu bir meczubun, bir zavallının peşine düşmüş hainlerin emellerine ulaşmaları engellenmiş tarihimize büyük bir demokrasi destanı daha altın harflerle kazınmıştır. Bu eşsiz mücadele gelecek nesillerimize de ilham kaynağı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, devletimizin temel kurumlarından biri olan ve 172 yıllık deneyim ve donanma sahip teşkilatımız, insan odaklı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, demokrasi kültürünü ön planda tutan çağdaş bir yönetim anlayışı çerçevesinde, yalnızca devletin meşru sivil otoritesinin emrinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Tüm terör örgütlerinin güç birliği yaptığı bu hassas dönemden de yine aynı şekilde alnımızın akı ile çıkacağımızdan, teşkilat olarak hainlere ve suç örgütlerine aman vermeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Burada yeni mezun olan genç meslektaşlarımız da yüreği vatan ve millet sevdasıyla yanan meslek büyükleri gibi akıllarını ve vicdanlarını hiçbir odak veya gruba kaptırmadan, yalnızca milletine hizmet etmeye ve devletine sadakat göstermeye yemin edeceklerdir. Bu vesileyle bu mukaddes toprakların vatan olmasında ve vatan olarak kalmasında sarsılmaz bir inançla canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanlığınızdan bugüne kadar yakın ilgi ve desteğinizi hep yanımızda hissettik. Hem teşkilatımıza kazandırdıklarınız hem de bugünkü yüksek kabullerinizle bizlere verdiğiniz güç ve cesaret için bir kez daha şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyor saygılarımın kabulünü arz ediyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Selami Altınoka teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cemil Meriç bizim medeniyetimizi iftiraya uğramış bir medeniyet, iftiralara uğramış bir medeniyet olarak tanımlar. Allah'a şükürler olsun. Zatı devletlerinizin sayesinde bu salondayız. 15 Temmuz'da hem ülkemizi işgal etmeye çalıştılar, hem yıllardan beri saldırılarını gerçekleştirenler bunu taçlandırmaya çalıştılar. Ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Başaramadılar. Birliğimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, başaramadılar. Devlet kabiliyetimizi zaafa uğratmaya çalıştılar, başaramadılar. 15 Temmuz'dan sonra liderliğinizde bu millet de, devletimiz de, tüm kurumlarımız da, medeniyetimizin bütün unsurları da aslında büyük bir kafa tutuşu sergiliyor. Dünyaya karşı da ve bizi iftirayla boğmak isteyenlere karşıda. İşte bu tablo buradaki bu heyecan içerisinde hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle ama aynı zamanda annelerinden ve babalarından almış oldukları o ahlakla, millet sevgisiyle işte bu evlatlarınız sizin bu ülkenin yarınlarında hem medeniyetimizi muhafaza etmek hem birliğimizi muhafaza etmek için göreve hazırlar. Bu 15 Temmuz'a karşı verilen en güzel cevaplardan bir tanesidir. Ve bugün bu cevap zat dirayetiyle, kararlılığıyla ve bu memlekete, bu millete ve bu devlete olan inancıyla karşı karşıya bıraktığı bir sonuçtur. Allah sizden razı olsun. İnanıyorum ki uyuşturucuyla da, İnanıyorum ki terörle de inanıyorum ki bu ülkede asayişle de trafikle de işte bu evlatlarınız o büyük mücadeleyi ortaya koyacaklar. Devlet kabiliyetimizi ve millet beraberliğimizi zafiyete uğratmaya çalışanlara da 24 saat milletimize, devletimize olan sadakatle çalışacaklardır. Tekrar bu anlamlı törende zat devletlerinizin bulunması ve himayelerinizde bu törenin gerçekleşmesi dolayısıyla hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyor. Her bir evladımıza da, her bir kardeşimize de Allah ayağına taş değdirmesin dualarımızla buradan uğurluyoruz inşallah. Hürmetlerimi sunuyorum efendim. Konuşmalarından dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle genç komiser yardımcıları, Yüce Türk Milleti ve sizin huzurunuzda Polis Akademisi mezuniyet yemeğini etmek istiyorlar. Arz ederim. Polis Akademisi mezuniyet yemini için, dikkat! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Atatürk İlke ve, Atatürk İlke ve anayasada ifadesi bulunan, Türk Anayasa ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliği'ne, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına milletin hizmetinde olarak, olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine, ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma alarak... Türk, milletinin, Türk milletinin milli, milli. ahlaki Halezi, insani, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyip Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağım ha İnsan haklarına ve anayasanın, dayanan, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan Milli Demokratik, demokratik layık, bir olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyetine karşı Görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, göstereceğim, namusun ve şerefim üzerine, ve şerefim üzerine. Yemin, ederim. yemin ederim, polis akademisi, rahat. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi hitaplarını yapmak üzere Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 2016-2017 mezuniyet törenine katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun. Polis Akademisi'nin değerli yöneticileri ve hocaları, kıymetli öğrenciler, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum ve öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbim'den şifalar temenni ediyorum. Polis amirleri eğitim merkezimizdeki eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamayı hak eden 1859 komiser yardımcımızın her birini gönülden tebrik ediyorum. Emniyet teşkilatı dışından alınan öğrencilerimiz 24 Ekim 2016'da başlayıp 18 Ağustos 2017 tarihinde sona eren zorlu bir maratondan geçtiler. Derslerinde, mesleki eğitimlerinde ve kamplarında başarılı bulunan arkadaşlarımız eğitim sonu sınavının ardından işte bugün burada polis teşkilatımıza katılma gururunu yaşıyorlar. Şu anda ekranları başında tüm anneler, babalar bu merasimi izliyorlar. Onları da tebrik ediyorum. Böyle evlatlara sahip oldukları için evlatlarını bu vatan seferberliğinde, bu millet seferberliğinde hazırlayıp yetiştirdikleri için, Allah onlardan razı olsun. İlk derece amillik eğitimi ve güvenlik yönetimi tesis, yüksek lisans eğitimini tamamlayan arkadaşlarımıza görev yerlerinde de başarılar diliyorum. Mezun olan öğrencilerimiz arasında ülkemizin 81 vilayetinden kardeşlerim olduğunu görüyorum. Her meslek grubundan, her sosyal kesimden, her meşrepten insanlarla bu kadro adeta Türkiye'nin bir özü, bir özeti gibidir. Böyle de olması gerekir. Geldiğimizden bu yana bunun için çalıştık, bunun için çalışıyoruz. Milletin içinden gelen insanlar, milletin beklentilerine, hassasiyetlerine, ihtiyaçlarına uygun hizmetleri çok daha iyi bir şekilde verebilirler. Sizlerden bu çok renkli yapıya uygun şekilde şu veya bu grubun, şahsın, ekibin değil, milletin ve devletin polisleri olarak görev yapmanızı özellikle bekliyorum. Görevinizi yaparken arkanızda devletin ve milletin bunların temsilcisi olan Cumhurbaşkanınızın bulunduğunu asla unutmayın. Yaşam hayatımızda devletten ve milletten daha büyük bir güç yoktur. Sizin de böyle arayışa girmenize ihtiyaç bulunuyor. Biliyorsunuz geçmişte pek çok kurumumuz gibi maalesef polis akademimizde bir grup tarafından sinsice kontrol altına alınarak kendi amaçlarına hizmet eder hale getirilmişti. Sınavlarından terfilerine kadar her konuda hakka, hukuka, ahlaka aykırı yollarla elde ettikleri gücü devleti ele geçirmek için kullanan FETÖ sonunda işi millete saldırmaya kadar vardırdı. 17-25 Aralık'ın ardından başlattığımız mücadeleyi 15 Temmuz'dan sonra hızlandırarak bu ihanet çetesini devletten de ülkeden de temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Polis Akademisini de yeniden yapılandırdık. FETÖ'nün propagandasına kanarak terörle mücadele için yapılan tasfiyelerin kurumlarımızı, özellikle de emniyet teşkilatımızı zafa uğratacağını düşünenlere en güzel cevabı sizler veriyorsunuz. Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan Komiser yardımcısı sayısı 7347'yi buldu. Eskiden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir gayretle sadece bu yıl 1859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle yani sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirme programını sürdüreceğiz. Şu anda eğitim gören bin öğrencimiz ile yeni alınan 2.200 öğrencimiz de en geç önümüzdeki yılın Temmuz ayında göreve başlayacaklar. İnşallah 2020 yılından itibaren bu ihtiyaç ortadan kalkacaktır. Bu tarihten sonra artık komiser yardımcısı alımı sadece teşkilatın kendi içinden yapılacaktır. Böylece polis teşkilatımızın en altından en tepesine kadar tüm kademelerindeki terfiler tamamen liyakate, bilgiye, beceriye, başarıya dayalı bir sisteme bağlanacaktır. Bu amaçla yapılan sınavlar Polis Akademisi dışında bir kurumda gerçekleştirilecektir. Açık Öğretim Fakültesi tecrübesiyle kendini kanıtlamış bulunan Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yürütülecek bu çalışmanın başarılı olacağını ümit ediyorum. Böylece sistemi hiçbir şaibeye, hiçbir haksızlığa meydan vermeden meslekte yükselme yolları tüm polislerimize açık olacak şekilde işletme imkanını elde edeceğimize inanıyorum. Değerli kardeşlerim, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir. Emniyet, yargı, ordu gibi kritik kamu kurumları ile medya, üniversite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yüksek etkisi olan yerlerde yerli ve milli anlayışı çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Meşruiyetinin kaynağı millet ve hukuk olmayan adaletten ahlaktan, vicdandan, değerlerine saygıdan, hoşgörüden nasibini almamış hiçbir kişi ve grubun fikirleri ve eylemleriyle ortak geleceğimize hizmet etmesi mümkün değildir. Sevgili gençler, şunu unutmayın. Müslüman aynı delikten iki kez ısırılmaz. Biz FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin ülkemize verdiği zararları, toplumsal yapımızda yol açtığı tahribatları yeniden yaşamak istemiyoruz. Türk milleti varlığına, birliğine, özgürlüğüne, geleceğine kasteden dış güçlerle mücadelede yeteri kadar yoruldu, yoruluyor. Bir de aynı mücadeleyi onar 20'şer yıllık periyotlarla içeride vermemizin akılla, mantıkla izah edilebilir bir tarafı yoktur. PKK ile mücadelede sadece 2015 Temmuz'undan bu yana binin üzerinde şehit verdik. Buna karşılık da 10 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Ama dikkat edin. Ölen de, yıkılan da, kaçıp göçen de hepsi bizden gidiyor. Aynı şekilde FETÖ ile mücadelede kamudan ihraçlarla, tutuklamalarla, kaçıp gidenlerle yüz bini aşkın bir insan kaybımız var. Bunların hepsi de milletimizin kendi ekmeğinden kısarak artırdığı kaynaklarla büyütülmüş, eğitilmiş, her alanda belirli konumlara gelmiş insanlardır. Elbette teröre bulaştıkları için, kan döktükleri için, devletlerine ve milletine ihanet ettikleri için bunların hiçbirinin gözünün yaşına bakmıyoruz, bakmayacağız. Adaletimizin gereği de budur. Fakat faturayı kendimizin ödediğini de asla unutmayacağız. Allah'ın izni, milletimizin desteği, devletimizin kararlılığıyla biz tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Bu konuda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Çünkü bu konuda kararlılığımız var. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz. Aksi takdirde tarih bize bunun hesabını sorar. Gelecek nesiller bize bunun hesabını sorar. En az bu mücadele kadar önemli olan bundan sonra ne yapacağımızdır. Eğer büyük bedeller ödeyerek imha ettiğimiz terör örgütlerinin teröristlerin yerlerine sürekli yenileri türeyecekse o zaman burada bir sorun var demek. Biz ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu derken ülkesine ve toplumuna tüm benliğiyle, tüm varlığıyla, tüm samimiyetiyle bağlı insanlardan oluşan bir Türkiye hayal ediyoruz. Bunu iddia ediyoruz. Biz 80 milyon tek milletiz. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Abazası, Boşnağı, Roman'ı vesaire. Bizi kimse parçalayamamalı. Buna dikkat etmeliyiz. Niye? Sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor. Bizler ayrı değiliz. Ayeti kerime açık ortada. Biz sizi kabileler halinde yarattık birbirinizle iyi anlaşasınız, tanışasınız diye. Üstünlük şu ırk bu ırk olduğu için değil. Kim Allah'a daha yakın ise o en üstünüdür. Öyleyse kimse kimseye afra tafra yapmasın. Yunus yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz diyor. İnsana da bakarken böyle bakacağız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Benim akrabamdır. Parası bol. Makamı yüksek. Bundan dolayı değil. Eğer bundan dolayı sevmeye kalkarsak... ...orada çok ciddi bir yanılgı var demektir. Kendi etnik kökenini... ...kendi meşrebini... ...cemaatini... ...kendi ideolojik grubunu... ...işte bak... ...Pesilvanya'daki bu nasipsiz adamın arkasından giden proflar da var. Ya sen prof olsan ne yazar ya? Kusura bakmasın buradaki profesör kardeştir Niye? Cenab-ı Şahabettin'in bir güzel lafı var. Peyami Safa'da olabilir. Bunları kitap yüklü merkebe benzetiyor. kardeşim ya. Adam ilkokul mezunu. Herhangi bir şey yok. Takılmışlar peşine gidiyorlar. Ve şu anda da birçoğu kaçmış. Pensilvanya'da onun kaşhanesinde onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş. Orada beraber dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz diyorlar. Ama Amerika'nın bir ses çıkıyor mu? Çıkmıyor defaatle görüşmemize rağmen 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu çıkmıyor. Buradan ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de, bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Bunları defa etle kendilerine söyledik. Belge ise belge, bilgi ise bilgi hepsini verdik. Ondan sonra bizden kalkıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle işte filanca papazı bize verin. Bir papaz da sizde var siz onu bize verin biz de size onu yapalım yargıda şeyini size verelim. Ya onu karıştırma. Ne demek? Sizde yargı var bizde yargı yok mu? Kaldı ki bizdeki yargılanıyor, sizdeki yargılanmıyor. Pensilvanya'da bir kaşhanede yaşıyor. Sizin vermeniz çok daha rahat hemen verebilirsiniz. Yürekliliğimiz her yerde göstereceğiz. Ölmekse Allah için, vatan için, millet için ölmeye hazır olacağız. Bütün mesele bu. Şehadet böyle var. Yoksa kuru kuruya şehadet olmaz. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır hadisi hepimize hitap ediyor. Burada kastedilen birlik kendi dar çevremizin değil, tüm milletin, tüm ümmetin birliğidir. İşte ümmet kavramı içerisinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüs'ü, Abazası her şey var. Sevgili gençler, buradan açıkça ikaz ediyorum. Devletin içinde hiçbir kişinin, ekibin veya grubun paralel bir yapıya veya yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Şimdi göreve gidiyorsunuz. İşte gittiğiniz yerlerde bunları didik didik aramanız, bulmanız, çıkartmanız gerekiyor. Nerede ne var? Bunları çıkartacağız. Hep beraber. Çünkü bunlar bu ümmeti bölmek, parçalamak istiyorlar. Bizi içimizden böldüler, yaralamaya çalıştılar. Ama Rabbim fırsat vermedi. 15 Temmuz gecesi meydanlara çağırdığımızda bu asil milletin meydanlara dökülmesi, caddelere, sokaklara her yere dökülmesi işte o ruhundaki asaletin bir tezahürüydü. Bunu ortaya koydular. F16'lar uçuyor ya, öyle kolay iş mi? 250 şehit verdik, değil mi? İşte o şehadete yürüyen o aşk olmasa bu olur muydu? 2193 gazimiz oldu. O aşk olmasa, o iman olmasa bu olur muydu? Telefon konuşuyor. Ve telefonda ne diyor? Kuzenim diyor. Belki bir daha görüşemeyiz. Ve hakikaten şehit oluyor. Şimdi kardeşi o da benim yanımda sizler gibi polis. Benim korumalarımdan bir tanesi de o. Ya bu aşk, bu inanç, bu çok önemli. Yoksa herkes o F-16'nın karşısında, o tankların karşısında, top bunların karşısında, helikopterler saldırıyor. İşte şimdi şu milletin evi biliyorsunuz bir gazi evdir. Bu çevrede 29 şehidimiz var. 36 gazimiz var. Elhamdülillah. Bunları da gördü bu milletin evi. Ve sizlerin yetiştiğiniz o merkezde 53 şehidimiz var. Haince, alçakça geldiler ha en önemli merkez burasıdır dediler. Değil mi? O merkezi vurdular ve 53 şehit orada verdik. E şimdi biz bunların hesabını sormayacak mıyız? Burası yol geçen anı mı ya? Burası bu milletin en önemli hareket merkezleri. Biz burada böyle gel ile vur geç var mı böyle bir şey ya? Bazıları bana şimdi mektuplar yazıyor. İşte benimki diyor suçsuz, şusuz, busuz vesaire. E tamam da yani o F-16'da seninki vardı. Ve onlara emreden, komuta eden oydu. Bundan haberin var mı? E işte onlar bunu bilmiyordu. Ne demek bilmiyordu? Bunların hepsi yaşandı. İşte bu yönde girişim başlatanlar, organizasyon yapanlar veya heveslenenler, Hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar karşısında hep beraber bizi bulmalıdır. Türkiye dost ve kardeş topluluklarıyla birlikte çok büyük ve güçlü bir ülkedir. Hamdolsun. 80 milyon nüfusumuzla. Ekonomik gücüyle, imkanlarıyla. Savunmadaki askerdi polisti fark etmez. Bütün teknik altyapı üst yapımızla böylesine büyük bir ülkede herkes kendi alanında yapacak ziyadesiyle iş vardır. Yardım faaliyetleriyle ilgileniyorsanız kendi vatandaşlarımız yanında el uzatmamız gereken Suriyelisi, Iraklısı, Afrikalısı, Asyalısı, Arakanlısı, Balkanlısıyla yüzlerce milyon mağdur ve mazlum var. Bunlara yoğunlaşmak lazım. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Gittiğim her yerde. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bu mutluluk. Mutluluk be. Yani elhamdülillah mazlumlar, mağdurlar Türkiye'yi kendileri için sığınacak bir liman olarak görüyorlarsa bu bir mutluluktur. Bunun tam tersi de olabilir değil mi? O günleri de gördük. Delikli yüz para derdik biz eskiden. iki buçuk kuruşa muhtaç olduğumuz dönemler oldu. Barışal yardımlarıyla bu ülkenin askeri gücünün oluşturulduğu dönemler oldu. Ama şimdi artık öyle marşal yardım, şu bu filan falan yok. Artık biz bunları kendimiz yapar hale geldik. Artık bu güce kavuştuk. Askerimizde, polisimizde hepsi bu güce kavuştuk. Daha da iyi olacak. Eğer bu millet, bu ülke artık kendisi insansız, silahlı silahsız Hava araçlarını üretir hale geldiyse işte bize o zulmetmek isteyenler bizi şimdi ev sahibi yaptılar. Bizi güç sahibi yaptılar. Bunların daha da iyisi olacak. Bu konuda her türlü çalışmamız devam ediyor. Zaten bunları da sizlere zaman içerisinde üst düzeydeki bütün arkadaşlarım da anlatacaklar. Sizler de bunlardan zaten haberdar olacaksınız. Burada bunlara girmeye gerek yok. Eğitim faaliyeti yürütüyorsanız özel eğitim kurumlarına tarihimizde hiç olmadığı kadar büyük bir alan açtık. İster ilk, orta, lise, üniversite düzeyinde olsun, ister dini eğitim alanında olsun, okuluyla, öğrencisiyle, öğretmeniyle, yurduyla ve diğer hususlarıyla yapılacak o kadar çok iş var ki asırlarca uğraşsak bitiremeyiz. İl irfan işleriyle uğraşıyorsanız kıyamete kadar bitmeyecek bir sorumluluğun, bir yükün altına girdiğinizi zaten biliyorsunuz. Kültür ve sanat alanına yönelmişseniz ülkemizin katkıya en çok ihtiyacı olan alanda faaliyet gösteriyorsunuz demektir. Dolayısıyla ne yapsanız karşılık bulur. Hangi hizmeti sunsanız teşekkürle karşılanır. Bu kadar çok hizmet ve faaliyet alanı önümüzde dururken tutup tüm gücü, tüm imkanları devlet içinde paralel bir yapı oluşturmaya teksif etmek netice vermeyeceği gibi yılların emeğinin hebasına yol açar. Devlet kendi işini yapacak. Hayırsever, eğitimci, ilim irfan sahibi kültür, sanat erbabı da kendi alanında en güzel hizmetleri vermeye çalışacak. Tüm bunlar milletin maddi ve manevi varlığını güçlendirmek, yüceltmek içindir. Her fırsatta ifade ettiğim gibi bizim ölçümüz Şeyh ifadesiyle insanı yaşat ki devlet yaşasın. Elbette herkesin ülke yönetimine talip olma hakkı vardır. Bunun yolu siyasetten geçiyor. Kurarsınız partinizi, çıkarsınız milletin karşısına, programınızı, hedeflerinizi anlatırsınız. Eğer gereken desteği bulursanız iktidara gelir, ülkeyi de yönetirsiniz. Ülke yönetiminde söz sahibi olmanın tek meşru yolu budur. Bunun dışındaki yol ve yöntemlerin darbelerden, cuntalardan, vesayet güçlerinden işgallerden bir farkı yoktur. Kardeşlerim, sevgili gençler, saygıdeğer hocalarım, bir yandan içerideki ihanet odaklarıyla mücadele ederken, diğer yandan bölgemizde ve dünyada yaşanan büyük değişim sürecinden ülkemizi güçlü bir şekilde çıkarmanın da hesapları içindeyiz. Ülkemiz üzerinde yapılan hesapları boza boza bugünlere geldi ne toplumsal kaos senaryoları tuttu, ne darbe teşebbüsleri neticeye ulaşabildi, ne üzerimize salınan terör örgütleri başarılı olabildi. Şu anda Güneydoğu, Doğu, buralarda polisimizle, jandarmamız, askerimizle verilen mücadeleyle az önce rakamı verdim. Hamdolsun. bire 10, netice alır noktaya geldik. Bu uluslararası terörle mücadelede aslında konulan çıtanın üstüdür. Bu çıtanın üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Yeter mi yetmez? Yeter olan nedir? Sıfırlamaktır. İnşallah o günleri de göreceğiz. Bu ülkeden o terör bulutları yok olup gidecek. İşte bu genç dinamik kadrolarla bu işi de başaracağız. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye'den bağımsız olarak görmüyoruz. Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor. Böylesine değişken, böylesine sisli bir zeminde biz hem kendi hedeflerimize bağlı kalarak hem de tüm kardeşlerimize sahip çıkarak farklı bir yol izliyoruz. Büyük devlet olmanın, büyük bir millet olmanın verdiği o vakarla günlük gelişmelerin heyecanına kapılmadan asıl oyunun, asıl amacın bilincinde olarak kararlılıkla adımlarımızı atıyoruz, atacağız. Bu süreçte çıkarlarımızın yüzde yüz uyuştuğu, hedeflerimizin tam olarak kesiştiği hiçbir gücün olmadığını belirtmek isterim. Herhangi bir konuda buluştuğumuz her ülkeyle veya güçle bir başka yerde mutlaka maalesef ayrışıyoruz. Hatta karşı karşıya da geliyoruz. İşte bu karmaşık ilişkiler yumağı içinde ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını koruyarak istiklalimizin ve istikbalimizi önceleyen bir anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz. Kuzey Irak'ta ortaya çıkan son durum bizim açımızdan Üzüntü verici olmakla birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Birlikte hareket etmeyi sürdürmemiz halinde çok daha güzel neticeler elde edebileceğimiz Kuzey Irak bölgesel yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kimsenin bağımsızlığını kabul ediyor. Kosova bak ne günden ne güne şu ana kadar daha 114 ülke Kosova'nın bağımsızlığını kabul etti. Çok gariptir. İşte biz şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanıyız. Biz söylüyoruz ya, tanıyın diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bile Kosova'nın bağımsızlığını hala tanımayan ülkeler var. Dedim ya, bazı yerde bütünleşiyoruz, bazı yerde ayrışıyoruz. İşte Kosova Müslüman, halkının neredeyse yüzde doksanını aşkın kesimi Müslüman. Ama yok işte şurada şu var, ondan dolayı sıkıntıya düşeriz, onun için şu anda mümkün değil. Bu tür böyle saçma sapan bahanelerle karşımıza çıkanlar var. E şimdi Kuzey Irak'ta da otur oturduğun yerde ya işte Kuzey Irak yerel yönetimi başındasın. Para, pul, her şey var. Petrolün var. Rahat dur. Yok. Neymiş? Bağımsız devlet olacak. 350 kilometre sınırım var. Bizimle bunu konuştun mu? Yok. İran'la konuştun mu? Yok. Federal devletle konuştun mu? Yok. Öbür tarafta Suriye'de şu anda zaten içeride savaş var. Orayla mutabık mısın? O da yok. Nasıl sen geliyorsun da böyle bir adım atıyorsun? İşte devlet yönetmek öyle bir aşiretin reisi olarak işi çözmekle bu iş olmuyor. Şimdi oradan hareketle herhalde kendisine de bu noktada çok ciddi teşvikler oldu. Bu oyuna gelerek böyle bir adımı atmış bulunuyor. Maşallah yüzde 92 filan da şey yapmış, kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış, yüzde 92 evet demiş. Ya bunları biz çok gördük. Burada da darbeler olduğu zaman bu darbelerin neticesinde yüzde 90-95 evet diyenlerin olduğunu çok gördük. Güzel bir nükte bir gazeteci bir şoföre diyor ki bindiği araçta sen ne oy kullandın? Evet. Peki ne düşünüyorsun? Eğer durumlar iyi gitmezse ne olacak? E Çocuklarım toplarım Türkiye'ye giderim diyor. <laughs> yani şimdi onlar bile bu işi hazmetmiş değil. Evet veriyorum ama bir aksilik olursa da gideceğim yer Türkiye. Yani konumumuzun ne olduğu ortada. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer. Ama birilerinin canını fena halde yakar. Bugün sırf kendi çıkarları için kullanacak araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar yarın her şey normale döndüğünde kapı komşularının, kardeşlerinin, kader daşlarının yüzüne bakamayacaklardır bunu böyle bilsinler. Atılan bu adım dün bölgedeki kötülüklerin sembolü haline gelmiş olanlara dahi rahmet okutacak ve vehamette gelişmelerin önünü açma faaliyetlerinin potansiyelini taşımaktadır. İşte böylesine bir tehlike var. Geçmişte kendilerinin maruz kaldığı zulüm ve baskı politikalarını bugün zayıf gördükleri herkese uygulayanların artık mağduriyet sözünü ağızlarına almaya hakları kalmamıştır. İşte Türkmenlere orada zulmediyorlar. Onların haklarını, hukukunu asla göz önünde bulundurmuyorlar. Ama öbür taraftan da e, biz devlet olacağız. Biz dostlarımızın ve kardeşlerimizin sadece iyiliğini isteriz. Bugün kuzey Irak'taki gelişmelere eğer böyle sert bir tepki veriyorsak tek sebebi en başta Kürtler olmak üzere Arapların, Türkmenlerin ve diğer kesimlerin iyiliğini istiyor olmamızdır. Yapılan ve esasen hiçbir hukuki ve fiili karşılığı olmayan referandum kimsenin faydasına değildir. Tüm ikazlarımıza rağmen ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Hiç kimse kendini kandırmasın. Kuzey Irak'taki mesele şu veya bu kesimin devlet kurma hakkıyla alakalı değildir. Buradaki asıl konu bölgedeki halkların birliğini, beraberliğini, dayanışmasını ortadan kaldırarak ardı arkası gelmez çatışmaların önünü açmak isteyenlere payanda olunmasıdır. Mezhep gerilimi sebebiyle zaten yeteri kadar acı çeken bölgenin şimdi bir de etnik kavgalarla daha da örselenmesinin kime faydasının olduğunu çok iyi hesap etmeliyiz. Türkiye'ye Irak'a, Suriye'ye buralarda yaşayan hiç kimseye faydası bulunmayan bir girişimin birileri tarafından açık veya örtülü şekilde desteklenmesinin sebebi elbette ki onların birilerinin işine geliyor olmasıdır. Bugün bir gazetede okudum. Biz İsrail bayraklarının olduğundan haberimiz yoktu diyor. Kuzey Irak yerel yönetimindeki bir yetkili. Ya görmüyor musun? Ben Türkiye'den görüyorum da sen Kuzey Irak'ta nasıl görmüyorsun? Bir gün, iki gün, üç gün. Çünkü geçmişte İsrail'in Mosad'ı onların ileri gelenleriyle işbirliği halindeydi. Şimdi yine bu hareketlendi. Biz hem bu konudaki tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacak hem de sonuna kadar ikaz vazifemizi yerine getireceğiz. Suriye'ye yakılan ateşin nasıl ülkemize sıçramasını izin vermediysek Irak'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız. Sevgili gençler, saygıdeğer hocalarım, Yeni Lawrence'ler bu defa başarılı olamayacaklardır. Bunu bilmenizi istiyorum. Dünya haritasını şöyle önünüze alıp baktığınızda ülkemizin bulunduğu yerin ne derece önemli olduğunu başka hiçbir izaha gerek kalmadan görebilirsiniz. Böylesine büyük bir hazineye sahip olmanın bir bedeli mutlaka olacaktır. Türk milleti olarak bin yıldır biz bu bedeli ödüyoruz. Kimi zaman Haçlı seferleriyle, kimi zaman Moğol istilasıyla, kimi zaman kendi içimizde oluşturulan çatlaklarla maruz kaldığımız imtihanlardan hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Bizim 2023 hedefimizi 2053 ve 2071 vizyonlarıyla daha da ileriye taşınmamızın sebebi halen içinden geçtiğimiz imtihanları başaracağımıza olan inancımızdır. Bu tarihlerin hiçbiri de tesadüf değildir. Sıradan değildir. Rastgele belirlenmiş değildir. Geçtiğimiz 15 yılda yaptıklarımızın taşlandırılması olan bu vizyonlarımızın mesajını dışarıdaki herkes aldı. Ama maalesef içimizdeki bazıları hala bu meseleyi anlayamadı. Hiç önemli değil. Her dönemde böyle gafiller, böyle aymazlar çıkabilir. Asıl olan milletimizin bu taşıyıcı ve kurucu unsuru olan kahir ekseriyetinin ne dediğidir, ne istediğidir. Zaten demokrasi de bu değil mi? Milletimiz özellikle son dört yıldır karşılaştığımız her sıkıntıda iradesinin büyük ve güçlü Türkiye'den yana olduğunu ortaya koymuştur. 2019 yılından itibaren geçeceğimiz yeni yönetim sistemimiz, hedeflerimiz doğrultusunda çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerleyebilmemizi sağlayacaktır. Saygıdeğer hocalarım, sevgili gençler, misafirlerimiz. Ben bu vesileyle olimpiyat, dünya şampiyonluklarını hakkıyla almış Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm milletime ve dünyaya burada hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette bir özel hastanede ve ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakli ile umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine Geçmiş olsun temennimi dualarımızla özellikle güçlendirmek istiyorum. Ve bu vesileyle inanıyorum ki Nayim Süleymanoğlu'nu zaten ülkemde, dünyada tanımayan, bilmeyen, sporla ilgilenenler içerisinde yok gibidir. Ve bu vesileyle tabi Turgut Özal'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nu biliyorsunuz o dönemde ülkemize kazandıran da oydu. Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Bu vesileyle sizler de ülkemizin bu tarihi dönüşümüne emniyet teşkilatımızın bel kemiğini teşkil eden kritik noktalarda üstlendiğiniz, üstleneceğiniz görevlerde ülkemizin güvenliğine, barışına katkıda bulunacaksınız. Huzurun ve güvenin olmadığı bir toplumun orta ve uzun vadeli hedeflerine odaklanabilmesi mümkün değildir. Can güvenliğimizin garantisi sizsiniz. Mal güvenliğimizin garantisi sizsiniz. Nesil güvenliğimizin garantisi sizsiniz. Akıl güvenliğimizin garantisi sizsiniz. Dolayısıyla bu güvenlikleri bir kenara atmak mümkün değil. Hep bunu beraberce inşallah hayata geçireceğiz. Milletimize işte bu imkanları siz sağlayacaksınız. Her birinize görev yerlerinizde başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Mezuniyetinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim sizi ailelerinize, bağışlasın evli olanlarınıza ve olacak olanlara da şimdiden hayırlı nesiller inşallah meydana getirmeyi de Rabbim lütfetsin diyorum. Soh. Kalın sağlıcakla. Kitaplarından <laughs> dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca ilk üçe giren Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi mezunu komiser yardımcılarına diplomalarını ve hediyelerini takdim etmek üzere zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Dereceye giren dönem birincisi Komiser Yardımcısı Ali Türker Karaman'ı, dönem ikincisi Komiser Yardımcısı Murat Yılmaz'ı, dönem üçüncüsü Komiser Yardımcısı Arda Şahin'i diplomalarını ve hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Thank <laughs> you. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklarımız, 2016-2017 mezuniyet törenimiz burada sona ermiştir. Törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek müsaadeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çekilecektir. Arz ederim. Törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim.